Evet arkadaşlar 8. sınıf İnkılap Tarihi 7. dersimiz Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi beraber giriş yapalım. 8. sınıf İnkılap Tarihi sayfamıza gidelim. Evet arkadaşlar Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi dersimize başlıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması ve milli bilincin uyandırılması 19 Mayıs 1919. 13 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması üzerine İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gitmek için ayrıldığı 16 Mayıs 1919 tarihine kadar ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkış yolları bulmaya çalışmıştır. Bu arada İngilizler İstanbul hükümetinden Doğu Karadeniz'de asayişin sağlanmasını istediler. Aksi halde Mondros Ateşkesi'nin 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edeceklerini açıkladılar. 9. Ordu Müfettişliği görevine atanan Mustafa Kemal Paşa 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan ayrılarak Bandırma vapuru ile yola çıkmış ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşmıştır. Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa hemen çalışmalara başlamış. İstanbul'a gönderdiği raporda bölgedeki karışıklıkları çıkaranların Türkler değil Rumların olduğunu söylemiş ve İngilizlerin de bu duruma göz yumduğunu belirtmiştir arkadaşlar. Havza Genelgesi. Samsun'dan Havza'ya gelen Mustafa Kemal Paşa 28 Mayıs 1919 tarihinde tüm mülki ve askeri amirlere bir genelge göndermiştir. Mustafa Kemal Paşa bu genelgede işgalleri protesto eden mitingler düzenlenmesini ve İstanbul hükümeti ve İtilaf devletlerine işgalleri protesto eden telgraflar çekilmesini istemiştir. Havza genelgesinin amacına baktığımızda halk arasında milli bilinci uyandırmak, milli birlik ve beraberliği sağlamak ve mitingler düzenleyerek halkın dikkatini işgallere çekmektir Havza genelgesinin amacı. Amasya genelgesi Mustafa Kemal Paşa 8 Haziran 1919 tarihinde İstanbul hükümeti tarafından geri çağrılmasına rağmen bu çağrıya uymayarak Havza'dan Amasya'ya geçmiş ve burada 22 Haziran 1919 tarihinde bir genelge yayınlamıştır. Mustafa Kemal Amasya genelgesini Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ve Rauf Bey gibi komutanların desteğiyle hazırlamıştır. Amasya genelgesinde alınan kararlara baktığımızda vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu maddenin önemine baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi belirtilmiştir. Türk milleti ulusal bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine çağrılmıştır. Diğer maddemiz İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Önemine baktığımızda İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediği belirtilmiştir. Diğer maddemiz milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi. Önemine baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın yapılma amacı ve nasıl yapılacağı yani gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir bu maddeyle. Milli egemenlik kavramından ilk defa bu maddeyle bahsedilmiştir. Diğer maddemiz milletin haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. Önemine baktığımızda ileride oluşturulacak olan temsil heyetinden ilk kez bu maddeyle bahsedilmiştir. Diğer maddemiz Anadolu'nun her bakımdan güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanmalıdır. Milli bir kongre toplanarak milli birlik ve milli beraberlik sağlanmak istenmiştir. Milli cemiyetlerin birleştirilmesi
amaçlanmıştır. Türk milleti ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesine çağrılmıştır. Diğer maddemiz, her ilden milletin güvenini kazanmış 3 temsilci yola çıkarılmalıdır. Bu temsilcilerin seçimi müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve belediyeler tarafından yapılmalıdır. Önemine baktığımızda milletin güvenini kazanmış, milli mücadele taraftarı olan kişilerin seçilerek Sivas'a gelmesi amaçlanmıştır. Halkın isteği doğrultusunda kararlar almak hedeflenmiştir. Diğer maddemiz, Doğu illeri adına 10 Temmuz'da da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Önemine baktığımızda Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması önlenmek istenmiştir. Amasya Genelgesi'nin önemi ve sonuçlarına baktığımızda Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtilmiştir. Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümetine karşı çıkılmasına rağmen milli birlik ve beraberliğin bozulmaması için saltanata karşı çıkılmamıştır. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daki bazı önemli devlet adamlarına gönderdiği mektupta artık İstanbul Anadolu'ya egemen değil, tabi olmak zorundadır diyerek bu kişileri Anadolu'ya davet etmiştir. Genelgeden rahatsız olan İtilaf Devletleri İstanbul hükümetine baskı yaparak Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geri çağrılmasını istemiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi öncesi 7-8 Temmuz 1919 tarihinde hem askerlikten hem de bütün görevlerinden istifa ettiğini bildiren bir telgrafı İstanbul hükümetine yollamıştır. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.